Haber dendiğinde aklınıza gelen sadece siyaset değilse bu program tam size göre. Siyasetten spora, sanattan bilime her konuda fikrine güvenilenlere, bana söz lütfen diyenlere stüdyomuzun kapıları ardına kadar açık. Sizin fikirlerinize de öyle. Teknoloji marifetiyle yayına katılabilirsiniz. Altta adresi görüyorsunuz. Bana söz veren TV, Twitter'da kullanıcı adımız. Bir başka yöntem sohbetimize katılmanız için elektronik posta, o da ismimizle müsemma, banasözver@ntv.com.tr. 10 günlük bir bayram arası verdi Bana Söz Ver. Peki bu aranın ardından haftanın ilk yayınında ne konuşacağız ve kimlerle? Öğretmenlere sivil toplum desteğini konuşacağız. Yeni kuşakları, yeni nesilleri eğiten eğitimcilerin de desteğe, mentorluğa ve dahi eğitime ihtiyacı var. İşte ÖRAV, Öğretmen Akademisi Vakfı bu noktada önemli. ÖRAV'ın kurucularından sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Ve Salacak İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sevcan Mengeliboğa konuklarım. Siz de hoş geldiniz. Sevcan Hocam diyeceğim. Tabii. Müsaadeniz olursa. İbrahim Bey, eğitmenlerin eğitilmesi önemli. Çünkü sizinle yayından önce de sohbet ettiğimizde mutabık kaldığımız üzere bir öğretmen okula başlıyor ve kimi zaman belki istemeden bunu yaşıyor ama hiçbir destek, mentorluk almadan emekli oluyor. Halbuki o arada teknoloji değişiyor, gençlerin hayatla ilgili algıları, beklentileri değişiyor. Hatta çocuk yetiştirme yöntemleri değişiyor, bazen bilgiler değişiyor, güncelleniyor. Dolayısıyla eğitmenlerin eğitiliyor olması önemli. Fikir nasıl aklınıza geldi? Şimdi bu yaklaşık 10 yılı aştı önce. Eğitimden ben çok yakından ilgilenirken herkesin kafasında eğitim deyince okul yapmak vardı. Ama buradan kendisine de selam ve saygılarımı gönderiyorum. O zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı'ydı Sayın Ziya Selçuk, şimdiki Milli Eğitim Bakanı. Onunla görüşmelerimizde bu fikrin oluşmasında bir fikir babası diyeceğim kişidir kendisi. Öğretmen eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ondan ben öğrendim. Ve Türkiye'de yaklaşık bugün 1 milyon öğretmenin içinde bunun önemli bir kısmı, %50'den fazlası hiçbir mesleki gelişim eğitimi almadan emekli oluyorlar. Maalesef. Sizin de demin söylediğiniz gibi 21. yüzyılda her şey o kadar hızlı değişiyor ki 20 yıl önceki bilgilerle burada ilerlemek mümkün değil. O nedenle bir sivil girişimle bu Öğretmen Akademisi Vakfı'nı kurma fikri oluştu. Ve çeşitli yerlerde araştırmalar yaptık. Dünyada öğretmen eğitimleri nasıl yapıyor? Oralardan esinlenerek oluşturduğumuz bir programla Öğrenen Lider Öğretmen adı altında bir uygulama yapmaya başladık. Bu böyle pek çok kimseyi, öğretmeni uzun bir büyük salonda toplamak değil, tam tersine bizim eğitmenlerimizin istekli olan okullara giderek hafta sonlarında cumartesi, pazar bütün okula, yani 20-25 kişilik öğretmen grubuna çeşitli eğitim olanakları sağlamak. İşte sınıf yönetimi, iletişim gibi 21. yüzyılda öğrenci değerlendirme nasıl yapılıyor? Sırf böyle not vererek değil. Bu konuda çok değerli öğretmenlerimizden biri, öğretmen eğitmenlerimizden biri, Sevcan öğretmen de hayatın içinde 10 yıldır. Bu şekilde başlattık. Bugün geldiğimiz noktada 81 ilde 175 binden fazla öğretmen bu eğitimleri aldı. Sadece öğrenen lider değil, okul yöneticilerine de veriyoruz. Farklı eğitimler de veriyoruz. Belki bu konuda neler yapılıyor, somut olarak soracağım. Hem deneyimlerini soracağım çünkü siz eğitim alan, şimdi de eğitim veren bir öğretmensiniz. Evet. Dolayısıyla iki tarafta da bulundunuz. Yani hem sandalyede oturup not alan hem de o notları anlatan kişi oldunuz ve olmaya da devam ediyorsunuz. Önce ben aslında katılım sürecinizden ve bu deneyimin size ne kattığından başlamak isterim. Siz nasıl bir eğitim aldınız ve sonrasında nasıl eğitmen oldunuz? İbrahim Bey, biraz önce nasıl bunu
düşündüklerini ve hayatı nasıl geçirdiklerini bahsetti. Geçirdiklerinden bahsetti. Biz de ve bizim gibi birçok öğretmen, aslında ben sadece bir tanesiyim. Benim gibi düşünen ve bu bizimle birlikte bu yolculuğu sürdüren birçok arkadaşımız var ve Türkiye'nin her tarafında. Aslında hepimizin ortak sesi gibi hissediyorum şu anda kendimi. Çünkü sadece ben değilim ÖRAV'ın böyle bir yolculuğunu sürdüren. 250'ye yakın kısmi zamanlı eğitmen aynı ruhla bu yolculuğun içinde. Bu kuruluşta bizim de böyle bir hayalimiz vardı, beklentimiz vardı. Dönüşüm, gelişme öğretmenlik için vazgeçilmez bir şey ve bu bizim hayalimizdi. Kendi çabamızla, kendi kişisel tercihimizle değil de her alanda, her zaman, zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlikte bir öğretmen olmak için böyle bir çatıya ihtiyacımız vardı bizim. Ve tam da bunun hayallerini kurarken, bir araya geldiğimizde bunlardan bahsederken böyle bir oluşumun farkına varmak, ondan haberdar olmak bizi inanılmaz etkiledi. Çünkü biz ya üniversitelere başvurarak işte yüksek lisans ya da başka alanlarda üniversitenin sunduğu eğitimlerden yararlanmak için bile kişisel tercihimizi bağlı hareket ediyorduk ya da bir çaba gerektiriyordu. Belki de o kotanın içine girememe şansınız vardı. Oysaki ÖRAV tüm öğretmenleri kucaklayacak böyle bir hareketi başlattı. Tam da hayal ettiğimiz bir çatıydı bu. Onun için ondan haberdar olmak ve onu takip etmek hiç zor olmadı. Peki başladıktan sonra performansınıza nasıl bir etkisi oldu? ÖRAV'la tanışmam bahsedildiği gibi şöyle. Pilot uygulaması yapılan illerden birindeydim ben. ÖRAV'la tanıştıktan sonra hayatımda ne değişti? Bir kere kendi kaynağıma bakmayı, daha sık bakmayı, nelere ihtiyacım var önce onları görmeyi öğrendim ben. Çünkü insan önce kendi kaynağından başlamalı. Evet, bu ihtiyacı hissediyorduk ama bende ne var? Neye ihtiyacım var? Bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Ve en önemlisi benim için, koskocaman bir ağın içindeyim ben. Bu işi yapan öğretmen arkadaşlarımla birlikte sürdürüyorum. Ve hepsinin yetkinliği çok farklı. Hepsinin bu alandaki hevesi çok farklı. Bu işin daha iyi yapılmasına yönelik bir ruh var. Bu yolculuğu sürdüren herkeste. Ve biz bunu paylaşma şansı buluyoruz. Yaptığımız, iyi olan, sınıfta işe yarayan her şeyi bölüşebiliyoruz. Ve bölüşmemizi sağlayan bu çatı. Türkiye'nin her yanında koca bir ağ ve yapılan uygulamalar paylaşılıyor. Bir araya geliyoruz, göz göze bunları paylaşabiliyoruz. Hani sadece bir programı biz bir yere ulaştırmıyoruz. Bunun elçisi değiliz. Önce kendi kaynağımızı besleme konusunda bize yol gösterdi. Nelere bakmalısın? Hangi kapılar var bu alanda daha iyi kendini geliştirmen için? Bak, bu kapıları çalabilirsin dedi ÖRAV. Hepimize bunu dedi. Ve biz çaldıkça, beslendikçe onları paylaşmayı, bölüşmeyi öğrendik bu çatı altında. Bu bence en anlamlı kısmı. Ve Türkiye'nin her yanında. İlk mesleğe başladığımızda en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydi, yetkin, biraz daha tecrübesi olan bir öğretmenle böyle bir saat konuşabilme. Şimdi bunu yapabilme şansımız Şimdi var. Şimdi bunu hatta siz yapıyorsunuz değil mi? İhtiyacı olanlara siz o desteği sağlıyorsunuz. Aslında hep beraber yapıyoruz. Biz gittiğimiz yerde bir öğreten değiliz. Öğretme amacıyla da gitmiyoruz. Bence en güçlü yanı bu. Biz var olan hepimizin zenginliğini ortaya koymak ve onların en iyilerini hepimiz hep birlikte o yolculukta kullanmak için varız. Ne güzel anlatıyor. Ne hissediyorsunuz böyle duyunca? Yani bu tabii çok etkiliyor. Biz ilk başta 17 tane eğitmenle başladık. Yaklaşık 2000 başvuru arasında mülakatlarla seçtik. Onlar tam zamanlı eğitmen olarak vakfın merkezindeydi. Ondan sonra bu eğitimleri aldıkça okullardaki öğretmenler biz de eğitmen olmak istiyoruz diye başvurarak kısmi zamanlı eğitmenleri sayısı dediği gibi 250'ye çıktı. Şimdi Sevcan öğretmen normal ders veriyor hafta içinde okulunda. Ondan sonra gidip hafta sonlarında ya kendi çevresinde veya kendi çevresinden uzakta yerde bu eğitimleri veriyor. Kaç eğitmen var böyle şu an? 250'ye yakın kısmi zamanlı eğitmen var. Çok Şimdi güzel. Bunun bir de avantajı şu oluyor.
bu eğitimleri verenler ve alanlar birbirlerinden çok önemli bir iletişim ağı kuruyorlar. Yani Edirne'deki öğretmenle Kars'taki öğretmen veya İstanbul'daki bir özel okuldaki öğretmenle bir Hakkari'deki bir öğretmen bir iletişim içine girip ihtiyaçlarınla çok güzel iletişim kurarak hallediyorlar. Aslında çözümünü. Sadece yüz yüze ve didaktik bir platform değil böylece hayır. Aslında karşılıklı etkileşimin olduğu ve yüz yüze ya da fiziken aynı ortamda bulunmayı gerektirmeyen, zorunlu kılmayan bir uygulama. Peki sizin ben paylaşmanızı isterim yine ayrıntıları. Uzaktan eğitim şansı da var. Evet. E-kampüs dediğimiz. E-kampüs üzerinden henüz duymamış olan meslektaşlarınız, yolun başındaki genç öğretmenler veyahut öğretmen adayları olabilir. Biraz onlara bu eğitim içeriklerinden ve fırsatlardan bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Şöyle, öncelikle yüz yüze eğitimlerimiz bizim hafta sonları olan, biz hepimiz alanda eğitim görevimizi, öğretmenlik görevimizi devam ettiriyoruz. Bu bizim en güçlü yanlarımızdan biri. Çünkü değişim, dönüşüm, öğrenilen her şey bizim sınıflarımızda da nefes alıyor öncelikle. Ve biz o nefesin etkisini görüyoruz, farkını görüyoruz. Ve yüz yüze eğitimlerde bunları kendi öğretmen arkadaşlarımızla paylaşma ve bölüşme şansımız oluyor. Bundan sonrasında aslında şunu da demek istiyoruz. Görünen sadece yeni bir programın Türkiye'nin her yanındaki öğretmenlerle buluşturulmasından çok daha anlamlı bir altyapısı var. Orada şunu diyoruz, böyle bir yolculukta biz hala yürüyoruz. Yürümeye adayız, hadi siz de gelin diyoruz ya. Ondan sonra o yolculuğa dahil oluyoruz hep beraber. Dahil olunduktan sonra sanal ortamda, kampüs üzerinden derslerimiz oluyor. O derslere dahil olabiliyorlar. Ara ara alanında yetkin eğitimcilerimizin konferansları, paylaşımları oluyor. Bunlara dahil olabiliyor Şırnak'taki bir arkadaşımız. Birlikte hazırladığımız dolaplarımızı ortak olarak birbirimizin dolaplarından yaptığımız etkinlikleri kullanabiliyoruz. Kendi bloklarımızda birbirimizden haberdar oluyoruz. Ve şöyle de düşünüyorum, 250 kişiyiz biz. Diyorum ya, ben aslında onların sadece bir sesi olarak buradayım. Aslında 250 tane Türkiye'nin her yerinde bu işin gönüllüsü var. Ve bizim buluştuğumuz aslında 100 eğitime çıkanlarımız var. 100 eğitimle buluştuğumuz binlerce öğretmen var. Ve biz bunlarla ilişkilerimizi kesmiyoruz. Devam ediyoruz. Bir telefon ucunda bir eğitimi konuşabiliyoruz. İstedikleri zaman bağlantı kurduğumuz, yolculuğa dahil ettiğimiz her öğretmenle ilişkimiz devam ediyor. Yani sadece aslında eğitim kapının içerisinde başlıyor ve bittiği anda o ders, o eğitim süreci bittiği anda sona ermiyor. Evet. O zaman irtibatı da sürdürüyorsunuz. Tabii ki. Ve yani bir anlamda gerçekten mentorluk yapıyorsunuz tüm öğretmenlere. Elbette. Size ulaşırlar ama izleyin. Biz her biriyle ilişkimizi kesmeden sürdürmek ve bu yolculukta dediğim gibi yürüyen sayısını fazlalaştırmak, hep beraber yürümek. Bir şey yapılacaksa hep beraber en iyisini yapmak için çıkıldı bu yola. Bir parçası olmak çok anlamlı. E-Kampüs de bunu çok ciddi anlamda destekleyen bir platform. Çünkü yüz yüze eğitimlerin dışında her an, her saniye uzaktan ulaşılabilecek. Evet, uzaktan eğitim şansı, bazı eğitimcileri dinleme olanı, meslektaş dayanışması için ortak dolaplar, ortak etkinliklerin paylaşıldığı alanlar ve daha bir dizi sayamayacağım birçok fırsat var. Fırsat var. Bunların ayrıntılarına ulaşmak isteyen eğer eğitimciler varsa web sayfasının adresini ben paylaşmak isterim. www.orav.org.tr adresinden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Akademiyle ilgili, eğitimlerle ilgili, içerikle ilgili. Peki İbrahim Bey, hedefiniz, hayaliniz nedir? Bir sayı var mı gönlünüzden geçen? Yani hayalim Türkiye'de 250 kısmi zamanlı öğretmen, eğitmen sayısını keşke 1000'in üzerine çıkartabilsek ve bugün ulaştığımız 175 bin öğretmenin bu eğitimleri alan sayısını da
umarım 1 milyona çıkartabiliriz yani önümüzdeki neredeyse 10 yıl içinde. Çünkü ben öğretmen eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Öğretmenleri mesleki alanda geliştirmeye destek vermez isek, hı hı, sadece bina yapmak, sınıfları geliştirmekle, hı hı, gelecek nesillere, hı hı, kimsenin katkısı olmaz. Öğretmen, hı hı, aslında çocuk demek. Öğretmen aslında gelecek nesil demek. Evet. O nedenle öğretmenlerin gelişimine destek vermek, hı hı, ve çok sayıda öğretmen de buna istekli. Bu da çok önemli. Evet. Benim hayalim işte daha fazla, ama tabii bunun için destekçi sayılarımızın artması lazım. Nasıl artabilir? Buradan bizim sivil toplum gönüllüsü olmaya hevesliler varsa onlara çağrımız olsun. Valla kurumsal destekçilerimiz var. Hı hı. Yurt dışından, Avrupa Birliği'nden, hı, aldığımız destekler var. Ama işte bir okulu eğitimini desteklemek, hı hı, için birisi istekli olabilir. Hı. Onun ismini okulun önüne yapıştırıyoruz. Hı hı. Bu okulun öğretmen eğitimi falanca tarafından verilmiştir, hı hı, desteklenmiştir diye. Hı hı. Veya bir bölgenin destekçisi olabilir. Hı hı. Artık bu kurumların veya bireylerin tercihlerine göre, hı hı, bence gelişebilir. Bugüne kadar pek çok destekçimizden bunu aldık. Ama arttırmamız lazım. Aslında bu çok da önemli bir şey, bu söylediğiniz. Çünkü birçok eğitim gönüllüsü, bizim iyi yürekli vatandaşımız var. Ve çocukların gelişimine, eğitimine de katkı sunmak, sağlamak istiyorlar. Çoğunluk bunu fizik imkanlarla yapma gayretinde. Okula bir kütüphane yapayım, okula bir laboratuvar yapayım. Veya işte okulun maddi ihtiyaçları neyse onları karşılayayım. Aslında bu söylediğiniz yine onlar kadar önemli ama önemli, nitelik açısından tabii çok daha belirleyici en azından. Öğretmen nitelikli olursa, hı hı, binanın içinde değil, isterse çadırda versin o eğitimi. Evet, evet. Bence o çocuğun gelişmesi, evet, çok daha, evet, başarılı, doğru, hızlı. Dolayısıyla olur. Yine eğitim adına bir şeyler yapmak isteyen izleyicilerimiz de varsa onlar için de orav.org.tr adresini hatırlatalım. Peki size şunu sormak isterim Sevcan Hanım. Benim çok sevdiğim bir Afrika atasözü vardır. İyi bir çocuk yetiştirmek bir köy gerektirir der. Kolay bir şey değil hakikaten. İyi bir insan yetiştirmek, ülkesine, dünyaya, çevresine, sevdiklerine hayırlı bir evlat yetiştirebilmek, hele bu dünya şartlarında hiç ama hiç kolay değil. Bu noktada öğretmenlere çok iş düşüyor. Ama öğretmenlerin de hayatının kolaylaştırılması lazım. Bunun için topluma ve velilere sizce ne düşüyor? Yani biraz talepkar olabiliyoruz. Kimi zaman öğretmenlerden biraz fazlasını mı talep ediyoruz acaba? Biraz empati kurmalarını sağlamanızı isterim. Öğretmenlerin en çok neye ihtiyacı var sizce? Öğretmenlerin en çok neye ihtiyacı var? Aslında yelpazesi çok geniş bir soru bu. Birçok şeye ihtiyacı var elbette. Ama birincil burada olma sebebimizden yola çıkarsak, öğretmenin kendi kişisel gelişimi için, hı hı, bu ihtiyaçlarının onun talep etmesine ya da onun kişisel çabasına bırakılmadan aslında, hı hı, kolaylıkla ulaşabileceği her yere ihtiyacı var. Hı hı. İşte üniversite kapılarının rahatlıkla bir eğitimciye açık olmasına ihtiyacı var. Ki büyük bir ihtiyacı ÖRAV bu anlamda karşılıyor. Hı hı. Böyle bir işbirliğine ihtiyacı var ve gerçekten çok yüreği de gerektiren bir yolculuk öğretmenlik. Sorumluluğu çok fazla. Hı hı. Çünkü insan. Hı hı. Ve dediğiniz gibi bu yolculukta yaptığınız her şey size her anlamda etkiliyor. Hı hı hı. Anlaşılmaya, değer görmeye, hı hı, gerçekten değer görmeye ve yaptığın işin niteliğinin herkes tarafından bilinmesine de ihtiyaç, hı hı, var. Hı hı. Bu konuda işbirliğine ihtiyaç var. Eğer bir çocuksa meselemiz, herkesin oranı var üzerinde. Toplumdaki her bireyin, mahallesinin, annesinin, babasının, hepimiz kendi üzerimize düşen sorumluluğu bilinçli bir şekilde yerine getirdiğimizde var edebiliriz aslında bu güzelliği. Biz de insancıl bir yaşam istiyorsak, böyle düşünenler istiyorsak, vicdanlı nesiller istiyorsak, merhamet istiyorsak, bunların hepsini hayatımızda göstermeye ihtiyaç var. Ve öğretmenin de bunu görmeye ihtiyacı var. Yalnız kalmamaya ihtiyacı var. Madem amacımız ortak, madem yolculukta bunları hedefliyoruz, herkesin üzerine düşen payı
hani taşın altına elini koymak denir ya, hı hı. her kesimin bunu yapması gerekir lazım. Ki biz eğer bu yolculukta doğru modeller olabilirsek, hı hı. hakiki bir yaşam sürebilirsek, hı hı. gerçekten bunu gösterebilirsek, o nesillerde bir şeyleri düzeltmeye ihtiyacımız olmaz ki. Onlar düzgün zaten doğru. bu yolculuğu sürdürürler. Doğru. Onun için bizim emeği hep beraber koymaya, toplumun her kesimiyle el ele olmaya ihtiyacımız var. Peki. İbrahim Bey, şimdi sivil toplum gönüllüsü olmaktan bahsettik bir önceki soruda. Maalesef Türkiye bu noktada çok iyi değil. Yani bilhassa Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımızda herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olan vatandaş sayımız çok az. Bunun sebepleri ayrı bir tartışmanın konusu olabilecek kadar derin elbette. Böyle bir kültürün olmaması, alışkanlığın olmaması vesaire sebepler sıralanabilir. Ama bunun artması yönünde aslında herkesin içerisinde bir niyet, bir temenni var. Buradan bu şekilde eğitim işlerine gönüllü olarak zaman, nakit ve vakit ayırmak isteyenlere ne dersiniz? Nasıl seslenirsiniz? Şimdi Türkiye'de maalesef sivil toplum kuruluş sayısı çok az. Hı hı. Yani 81 milyon nüfuslu Almanya'da yaklaşık 600 bin adet sivil toplum kuruluşu varken... Aynı miktarda nüfusu olan Türkiye'de hı hı. bugün sivil toplum kuruluş sayısı 121 bin. Yani 8'de birini, evet. 7'de bir evet. civarında. Türkiye'de maalesef gelişmemiş sivil toplum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de sivil toplum kuruluşları şeffaf olmaya, hesap verebilir olmaya çok yakın olmamışlar, uzak durmuşlar. Ve yurttaşta bu şekilde güvensizlik oluşturmuşlar. O nedenle öncelikle ben sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirliğini geliştirmelerini öneriyorum. Bunu yaparsak o zaman toplumun güveni, inancı daha fazla olacak. Bizim ÖRAV gibi, diğer sivil toplum kuruluşları gibi benim içinde bulunduğum şeffaflığa önem veren kuruluşlar gibi kuruluşların sayısını arttırmamız lazım. Peki siz ne dersiniz Sercan Hanım bununla ilgili? Bilhassa eğitime dair kuruluşlar aslında son yıllarda çok güzel işler de yapıyorlar. Yani bu anlamda medya da onlara destek veriyor. Özel kuruluşlar da destek veriyor. Çoğu zaman bakanlık, hatta bazen birden fazla bakanlık eğer konuyla bir ilgisi varsa müdahil olabiliyor sürece. Eğer bir kampanya ise söz konusu olan, örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordineli biçimde ilerleyebiliyor. Aslında dediğim gibi yani herkeste bir iyi niyet var bir şeyler yapmaya, sizin deyiminizle elini taşın altına koymaya dair herkesin bir temennisi var. Neler düşüyor yurttaşların üzerine, belki eğitimcilerin üzerine bu konuda? Onlar da kendini biraz daha gür sesle ifade edebilmeye ihtiyaç duyuyor mu örneğin? Elbette. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının sesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Onlar aslında toplumun her kesimiyle ilgili ihtiyacın sesi, beklentinin sesi, emeğin sesi, birçok şeyin sesi. Hı hı. Ve aslında toplum adına, toplumun sesi. Hı hı. Genel olarak beklentileri birbirlerine duyuran bir ağ oluşturuyor. Bunun için var olan tüm sivil toplum kuruluşlarının ilkeli, yaptığı işin bilincinde gerçekten görünebilir olması da çok anlamlı. ÖRAV bunun için çok kıymetli. Çünkü yaptığı işi hiç anlatmasına gerek yok. Gittiği an, gittiği yerde etkisini gösteriyor. İlk sabah eğitimlere başladığımızda o 6.30-7'de kalkıp 8'de herkesi hazır beklemek, tüm araç gerecimizle gitmek, kapıda bir günaydınla, bir değerle, bir merhabayla ve eşit düzeyde bir ilişkiyle arkadaşlarımızı karşılıyor olmak bile ÖRAV'ın bu yaptığı işin görünür kılıyor. Ve gerçekten ilkeli olduğunu görünür kılıyor. Yüreğin var olduğunu görünür kılıyor. Ciddi bir emeğin var olduğunu görünür kılıyor. STK'lar anlamında bize düşen bu. Yaptığımız işin herkes tarafından ilkesinin görünüyor olması, kalitesinin, İbrahim Bey de dedi, niteliğinin herkes tarafından anlaşılıyor olması ve böylece tabii ki ses vereceğiz, tabii ki el verin diyeceğiz, buna da ihtiyaç var ve bunu çok düzgün bir iş yaparak, çok doğru şeyler yaptığınızda böyle göğsünüzü gere gere deme şansınız var. Ben onun için rahatlıkla diyorum. Çünkü güzel bir hareketse, bu toprakla buluşacaksa, bu ülke içinse rahatlıkla diyebilmeliyiz ki evet, hep beraber olalım. Hani o yolculuğa toplumun her kesimi katılsın. Buna ihtiyaç var. Ses vereceğiz, ses duyacağız. İlişkilerimizi bu anlamda
rahatlıkla kullanacağız. Herkesle iletişime geçeceğiz. Hı hı. İyi bir şeyse neden olmasın, neden çoğalmayalım? Onun için yürüyüşe katılanları çoğaltmalıyız. Bugüne kadar eğitime katılanlarla yaşadığınız unutulmaz bir anınız var mı? O kadar çok var ki. şöyle, ÖRAV'ın öncelikle vaktimizle ilgili bir sıkıntı yoksa şundan bahsetmek isterim. Son dakikalardayız, o yüzden İbrahim Bey'e de son bir soru sormak istiyorum. Bir yüz yüze eğitimde gerçekten çok ciddi bir programa sahip. Güzel şeylerle buluşturuyor. Çünkü vakıf merkezimizde çalışan, bu alana kafa yoran çok kıymetli hocalarımız, bu alanla ilgilenenlerimiz var. Biz onlar sayesinde sürekli olarak eğitim alıyoruz. Sürekli olarak değişiklikleri takip ediyoruz ve bunun elçisiyiz ama hem program güçlü hem de oradaki o süreç yüz yüze eğitimlerde tepeden tırnağa aslında öğretmene değerle başlıyor. İşte kapıda beklemek, hazır beklemek, öğretmek için değil paylaşmak için orada olduğumuzdan bahsetmek, alanda bizim de uyguladığımızı söylemek bir kere ÖRAV'ı çok güçlü kılan bir yanı bu. Böyle başladığında doğal olarak başka bir hikaye yazılıyor orada. Sadece bir program paylaşılmıyor. Gönül bağı kuruluyor. İletişim ağları kuruluyor. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Yaşı böyle 60 üzerindeydi sanırım bir okul müdürümüz. Ve çok güzel bir ekibi var. Ekibiyle ilişkisiniz okula ilk girdiğiniz anda anlıyorsunuz. Tüm çalışanlar eşit düzeyde ilişki kurmuş. Böyle bir okulda eğitimde birlikte olma şansım oldu. Hı hı. Sabah kahvaltısını otelde yaptırmadılar. Kahvaltılar hazırlayarak okulun tüm çalışanlarıyla, bakın müdürü, müdür yardımcısı, hizmet alanında çalışan hep beraber kahvaltı ettik. Hı hı. Ve eğitim bittiğinde her biri de son ana kadar okul müdürü de dahil eğitime dahil oldu. Hı hı. Ve bana bir baston hediye ettiler arkadaşımla birlikte. O baston içinde şöyle dedi okul müdürü, umarım bu bastona ihtiyacın olana kadar bu yolculuğu sürdürürsün öğretmenim dedi. Benim için çok, güzel, çok anlamlı. Çok anlamlı. Hala saklarım bastonu. Tabii ki o bastona gelinceye kadar yazılan hikayede ömrüm boyunca unutmayacağım anılarım arasında. Çok kıymetli. İbrahim Bey, sizin de öyle eğitim için yaptıklarınız çok kıymetli. Bir başka hayaliniz var mı eğitime dair, ÖRAV gibi hayata geçirmek istediğiniz? Hayal çok. Hayal çok da işte önce başladıklarımızı sürdürülebilir şekilde kılmak ve yaygınlaştırmak benim için çok daha önemli. Peki böyle mesela anıları dinlediğinizde veyahut size ulaşan öğretmenler oluyordur veya öğrenciler oluyordur. Sizin eğitim yolculuğunuzda bir şekilde yolunuzun kesiştiği. Tabii oluyor. Ne hissediyorsunuz onlar ya size çok, ulaştığında, çok, bir çok, anı anlattıklarında ya da teşekkür ettiklerinde? Çok mutlu oluyorum. Bir insanı değiştirmek aslında bir toplumu geliştirmeye çok önemli katkı sağlıyor. Öğrencilerden bazıları, biz şimdi ilk başta başlarken bu eğitimlere, okulda bu eğitimleri almadan önce öğrencilerle bir söyleşi yapıyorduk. O eğitimleri aldıktan 2 ay sonra da tekrar aynı öğrencilerle, yine farklı söyleşilerle yine anlamaya çalışıyorduk. Şimdi öğrencilerin bir kısmı, hiç unutamıyorum, dedi ki, bizim öğretmenimizde son bir ayda çok önemli bir değişim oldu. Ne kadar ne güzel. Oldu? Bizi artık dinliyor. Bizim soru sormamıza imkan tanıyor. Bizimden güzel iletişim kuruyor. Şimdi bu geri bildirim paha biçilemez, bir geri değil bildirim mi? Bence paha biçilemez. Doğru. Çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. ÖRAV'ın kurucularından sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil ve Türkçe öğretmeni Sevcan Mengeliboğa. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öğretmenlerin gerçekten zor bir mesleği var. Bir ömür sabır, bir ömür anlayış ve bir ömür kendini geliştirmeyi gerektiren bir meslek. Hiç kolay değil işiniz. Çok teşekkür ediyorum bu yoğun mesainizde vakit ayırdığınız, bana söz vererek katıldığınız için her ikinize de. Haftanın ilk programının böylece sonuna geldik. Yarın bana söz ver olmayacak, saat 20'de gerçekleşecek özel röportajda karşınızda olacağız. Çarşamba günü kime, kimlere, hangi konularda söz vereceğiz bakalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.